İyi günler sayın BatuCuk TV izleyenleri. İnsanoğlu insanlığa sahip çıkmalıdır. İnsanoğlu doğayı yok ediyor. Aynı zamanda Kur'an'ı da red ediyor. Oysa ki bedenin şifası doğada, ruhun şifası ise Kur'an-ı Kerim'dedir. İnsanoğlu denizde boğulurken Allah'a yalvardığı gibi karaya bastığında yalvarmıyor, yalvaramıyor. Çünkü insanoğlu nankördür. İnsanoğlu bu nankörlükten kurtulmalı, nefsinin hakimi olup her zaman ve her yerde Allah'a sonsuz şükretmelidir. Her anımız, her saniyemiz Allah'a şükretmekle, Allah'ı zikretmekle, Allah'ı sonsuz tesbih etmekle geçmelidir. İnsanı insanlığa davet ediyorum. İnsan insanlığına sahip çıkmalıdır. İnsanı insanlığına sahip çıkmaya davet ediyorum. Doğruyu konuşan ve konuşan ne konuşmaktan ne de konuşturmaktan korkmaz. Ve çok önemli bir konu, Kur'an mümini ve eğitim. Size birkaç not hazırladım. Buradan konuşmamı şekillendireceğim. Kur'an mümini olmanın şartı okumak, anlamak ve uygulamaktır. Ve insanlara örnek olmaktır. İşte bizim yani BatuCuk TV'nin izlediği yol da budur. Kur'an-ı Kerim'in ilk 3 suresi Alak, Kalem ve Müzemmil'dir. İlki oku, öğren diyor. İkincisi öğrendiklerini yaz diyor. Üçüncüsü de kalk ve uyar diyor. Yaratıcı kudret muhteşem yaratmış. Öyle ki yaratıcı güç her şeye bir neden, bir sebep yaratmıştır. Ol demiştir ve patlatmıştır. Bundan sonra adım adım yarattığı her şey bir diğerine sebep ve neden olmuştur. Nasıl ki her şey başka bir şeyin var oluşuna sebep olduysa, aynı zamanda yok oluşuna da sebep neden olabilir. Nitekim de olacaktır. Allah her şeyi bir dengeye oturtturmuş, ölçmüş, biçmiştir. Tüm bunlar insanın imtihanının bir parçasıdır. İnsan bu sayede okuyup, ölçüp, biçip kendisini geliştirecek ve var oluşunun cevabını arayacak. Ve bu sayede ruh olgunlaşacaktır. Yaradan bize bu sayede bilimi ve ilimi öğretmiştir. Bilimi ve ilimi okumayı araştırmamızı sağlamıştır. İnsan böylece kendini geliştirme imkanına erişmiştir. Yaşadığımız zorluklar aslında ruhumuzun yani bizim olgunlaşmamız içindir. Bunun bilincine varmamız gerekiyor. O halde okumak, öğrenmek, uyarmak ve uygulamak yegane hedefimiz olmalı. Umulur ki bu sayede devletimiz ve milletimiz hak ettiği yerlere ulaşsın. Hak ettiği yerlere ulaşır. Türk gençliğinin dosdoğru yetiştirilip dosdoğru bir eğitim alması sağlanmalıdır. Dindarlık da budur, milliyetçilik de budur. Evet. Biz gerçek birer Kur'an mümini olmak istiyorsak ilk önce okuyacağız. Ne okuyacağız? Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Ne okuyacağız? Kitap okuyacağız. Yazılı olan her şeyi okuyacağız. Çünkü okumadan burası gelişmez. Okuyacağız ve elimize kalem alacağız ve biz de yazacağız. Yazacağız ve karşımızdakilerini uyaracağız. Ve aynı zamanda kendimiz bu okuduklarımızı doğru anlayıp hayatımıza sokacağız ve uygulayacağız. Uygulayarak da yaşayarak diğer insanlara tekrar örnek olacağız. Biz doğru örnek olabilirsek işte o zaman diğer insanların da doğruyu yapmasını, doğruyu bulmasını, onlara ışık olabilirsek ışığa doğru yürümelerini sağlayabiliriz. Ve en önemlisi tabii ki bizim en büyük amacımız kendimizin başaramadıklarımızı da evlatlarımıza başartmaktır. Geleceğimiz olan evlatlarımızı doğru yetiştirip tüm bu bilgilerle donaltıp gelecekte 4 dörtlük evlatları ülkelerimizin başına getirmek ve de ülkelerimizi yani vatanımızı, milletimizi en üst seviyeye çıkartıp ve dünyamızı da inşallah barış dolu bir yere çevirmektir. Cennetimizi inşallah burada kendi ellerimizle yaratacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu gerçek Kur'an mümini olanlara, uydurulan değil, yalnız indirilen dine uyana, yalnız Allah'a teslim olana ve insanlara değil Allah'ın duymak istediğini konuşanlara. Her yerden kovulsa da her geldiği yeni köyde de doğruları haykıranlara. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın yolundan dönersek gök girsin, kısıl çıksın.